Şimdi Türkiye yakın geçmişe kadar, yani bundan bence 6-7 ay öncesine kadar uluslararası piyasalar tarafından çok sorunlu gözükmüyordu. Yani en azından Türkiye'de cari açık dışında çok ciddi bir kur krizi yoktu. Fakat son 6-7 ay içinde cari açıkta aşırı büyüme, enflasyonda da aşırı artma yaşanınca uluslararası piyasalar, başta tabii bu kredi acentaları, kredilendirme kuruluşları, Moody's ve Standard & Poor's gibi, Türkiye'de faizlerin yükselmesini beklemeye başladılar. Çünkü faizler yükselmedikçe enflasyonla mücadele ve cari açıkla mücadele mümkün olmayacaktı. Aynı zamanda AK Parti'nin çok övündüğü yüksek kalkınma hızı, %7'lerde, 8'lerde dolaşan kalkınma hızının da nasıl gerçekleştiği konusunda ciddi soru işaretleri vardı Londra'da ve New York'ta. Zira bu yüksek kalkınma hızı, kredi musluklarının, devlet bankalarından gelen kredi musluklarının açılması sayesinde, belirli inşaat şirketlerine özellikle gerçekleşmişti ve bu büyük projeler çerçevesinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla Türkiye istihdamı ve özellikle de inşaat alanındaki aktivitelerini, para politikalarını gevşeterek, de en önemlisi kamu disiplini, kamu bütçesi, mali disiplinden uzaklaşarak yapıyordu. Bütün bunlar alarma geçirdi uluslararası piyasaları son 2-3 ayda. Zira Türkiye'nin bir başarısı, yani Türkiye'yi Brezilya gibi, Güney Afrika gibi, Hindistan gibi ülkelerle aynı potaya koyan başarısı Türkiye'nin şuydu: mali disiplin artı Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Yani bir bakıma 2001'de Kemal Derviş'le başlayan IMF reformlarının devam edilmesi, o reformlara sadık kalınması ve finans bankacılık sektörünün sağlam olmasıydı. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığına gölge düşünce, bir de kamu bütçesi ve mali disiplinden uzaklaşılınca alarma geçti. Bunun üzerine piyasalar, bir de seçimi görünce, seçim tarihi bu kadar erkene alınınca, demek ki Erdoğan panikliyor yorumunu yapmaya başladılar. Bu ortamda Erdoğan'ın Londra'ya gelişi dört gözle beklendi. Londra'da vereceği mesajlar neydi? Ve Londra'da, zannediyorum sizin Medyascope'da Atilla Yeşilada'nın çok güzel tabiriyle, Erdoğan arı kovanına girdi ve "ben baldan hoşlanmıyorum" dedi. Yani arı kovanında "ben baldan hoşlanmıyorum" deyince bütün arılar birdenbire kaçmaya başladı Türkiye'den. Yani dedi ki "ben faiz hatlarını arttırmayacağım. Faiz hatları kötülüklerin anasıdır. Faiz her zaman için enflasyonla mücadelede kullanılması gereken en son yöntemdir. Hatta düşük faiz enflasyonu yener" diye kendi teorisini tekrar dile getirdi. Ve etrafında maalesef son derece kötü ekonomik danışmanları var Erdoğan'ın. Ve buna inanıyorlar da tahmin ediyorum. Erdoğan bunu Türkiye'de değil, Londra'da dile getirince bahsettiğimiz, bildiğimiz kur krizi yaşandı. Dün itibariyle Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, zannediyorum, Londra'da bir hasar kontrolüne giriştiler. İngilizce buna charm offensive deniyor. Bir şekilde, yani bir hata yaptık, enflasyon artarsa, artmaya devam ederse faizler de artacak dediler. Zaten faizler %3 oranında arttı geçen hafta ve o birazcık durdurdu kur krizini. Ama şu anda verdikleri mesaj uluslararası piyasalara, eğer enflasyon artmaya devam ederse merak etmeyin, başkanın dediğine rağmen faizler artmaya devam edecek ve bu da Londra'da zannediyorum biraz sakinleştirdi piyasaları.